Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kuşadası'ndan herkese sevgiler, selamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlere böyle beyaz eski çinko kovanın içinde olan bu güzel sık memenimizi sizlere anlatayım istiyorum arkadaşlar. Bu çiçeğimi ben geçen sene diktim arkadaşlar. Bu sık memenimiz doğal sıklama. Parayla falan almadım. Bu sıklamenimizi ben bizim bahçeden zeytin ağaçlarının altlarında bizim alt köklerine doğru o kadar çok var ki bu sıklamenlerden arkadaşlar. Bundan 7-8 yıl önce böyle o bahçeyi biz aldığımızda böyle havaların soğumasıyla birlikte gördüm, şaşırdım. Hiç böyle doğal sıklamen görmemiştim arkadaşlar. Vallahi görünce o kadar hayran oldum ki birkaç kere böyle şey yaptım. Diktim ben bunu arkadaşlar. Fakat olmamıştı. Böyle aslında o kadar kocaman yumrusu var ki bunun. Yani bu emaye bu kovanın içine ağzını tam kaplıyordu. Ben de bu bahçede bunu hani dikmek istedim. Daha kocaman bir şeyim de yoktu. Bu vardı. Bu kova vardı böyle. Ondan sonra şey yaptım. Oranın kendi bahçe toprağından altına doldurdum. Üstüne de böyle koydum. Ondan sonra çok güzel çiçeklerini açtı. Daha devam etti. Üstünde de vardı ama işte sulana sulana üstünün toprağı gitmiş. Şimdi de böyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir yaklaştırayım. Hiç toprak yok üstünde. Sadece alt köklerinden ama yine o bahçenin toprağından, hani kendi toprağından değil. O toprak olunca demek ki onunla böyle oldu. Hiç tutturamıyordum bir türlü. Ondan sonra arkadaşlar, yani bu sene de havaların soğumasıyla birazcık böyle sıcaklar kırılınca böyle minik minik pembiş pembiş böyle çiçeklerini açtı arkadaşlar. Daha şu an yapraklarını çıkartmadı. Bahçemizde de öyle. Önce böyle bütün zeytin ağaçlarının alt kesimleri hep böyle pembe pembe çiçekler açıyor. Ondan sonra o çiçekler geçmek üstüneyken böyle marul gibi yeşil yeşil çok güzel yaprakları da oluyor daha sonra. Ondan sonra arkadaşlar şey, yani fakat tabii ki bahçede traktörle sürüle sürüle, yani bunlar gitti, kayboldu. Sadece ağaçların altlarında var. Yani o ağaçların altlarındaki bile beni o kadar mutlu ediyor ki, önceden tabii daha çoktu, şimdi biraz azaldı sürüldüğü için arkadaşlar. Sıklemen çiçeğinin anlamı aşkı anlatıyormuş. Aşkmış arkadaşlar. Demek ki neyse artık ormanlarda, açık alanlarda yetişiyormuş. Yani sevdiği toprağı, sevdiği kayayı kayalıklarda oluyormuş. Yani kayalıklara da tutunan, ormanda da olan, açık alanlarda. Ondan sonra özgür ruhlu bir çiçek arkadaşlar. Çok güzel, çok görüntüsü muhteşem, muhteşem. Bazı çekimlerde, bazı değil genellikle zaten aynısının tam veremiyor gibi oluyor arkadaşlar. Yani hani gördüğün görselle tam böyle videodaki tam bazen o canlılıkta olamayabiliyor. Normalde hakikaten çok çok güzel. Çok ben de zaten çok mutlu olduğum, bakmaktan zevk aldığım, görmekten zevk aldığım çiçeklerimi ben onları, yani güzel olanları, kötüyü değil de daha çok iyi olanları sergilemek isterim ya da göstermek, sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. Bunu da böyle girerken çıkarken evimize böyle hep görüyorum. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra bir hafta 10 gündür bu şekilde. Ben de dedim sizlerle paylaşayım bu güzel çiçeğimizi.
Sizler de doğal çiçekler de böyle kendi bölgesinin toprağından alarak böyle yetiştirebilirsiniz sizler de arkadaşlar. Evet, çok güzel. Böyle arkadaşlar, halk arasında ismi tavşan kulağı olarak da geçmekte. Tabii ki bunlar parayla satılanlarının çiçekleri çok daha büyük oluyor. Değişik renklerde oluyor. Yani güzel bir çiçek. Dışarıda, bahçede, yani bu içeride olmaz arkadaşlar bu çiçek. Dışarı, bahçede, balkonlarda olabilir. Böyle yani dışarıda, kışı sever, soğukları da sever, gayet mutlu olur yani dışarıda. Fakat içeride, hani bilen olur bilmeyen olur, içeriye aldığınızda yaprakları bir hafta içinde sararıp solmaya başlar. Çünkü ben bundan çok yıllar önce yaşadım. Hediye gelmişti, ben de salon çiçeği diyerekten salonumu almıştım, öldü yani, dayanmadı. Hani o yüzden arkadaşlar, böyle sıklamen hakkında birazcık bilgi vereyim istediğim arkadaşlar. Görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.